Şu ana kadar bu konuşmayı 34 ilde takriben 85 bin, 90 bin civarında öğrenciye yaptım. Herkese çok teşekkür ederim. Belediyemize de çok teşekkür ederim. Müdür beyler de var, KG müdürleri. Onlara da çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle bir pire deneyiyle başlayalım. Pirelerin normalde sıçrama kapasitesi 70 santim. Hayvan doğduğu zaman bir kaba kapatılıyor. Kabın yüksekliği 30 santim. Hayvan sıçramaya başlıyor. 2 santim, 5 santim, 10 santim, 20 santim, 28 santim. 30 santim sıçradığı zaman kafasını çarpıyor. 32 santim sıçradığı zaman kafasını çarpıyor. 35 santim sıçramaya çalıştığı zaman yine kafasını çarpıyor. Ve bir yerden sonra 30 santim sıçramaya devam ediyor. Belli bir süre geçiyor, belli bir süre sonra kabı açıyorlar. Kabı açtıkları zaman hepimiz bekleriz ki hayvan kendi hayatı için daha çok sıçrasın. 40 santim, 50 santim, 60 santim. Ama böyle olmuyor. Hayvan yine 30 santim sıçramaya devam ediyor. Bunun psikolojideki adı öğrenilmiş çaresizlik. Ön camının görüntüsü. O kadar çok yağmur var, o kadar çok yağmur var ki önümüzü göremiyoruz. Önümüzü göremediğimiz zaman iki tane şey olur. Bir, yaşamımız değişiyor, hayatımız kolaylaşıyor. İlk araçlar sonuçta gördüğünüz gibi tekerlekleri var. Yani bir gelişim, çok büyük bir değişim bizim için. Şundan dolayı böyle. Ama artık kendi gücü olan bir makine var. Yaşamımız kolaylaşıyor, hayatımız hız yapıyor. Üstünün kapalı olması ne işimize yarıyor? Artık yağmurda şöyle koşamaz. Koşabilseydi eğer adamın saatteki hızı 36 kilometre olurdu. Ve önümüzü göremiyoruz. Önümüzü göremediğimiz zaman da sıkıntılar vardır. Ya bir hayvan olarak yatay hale getirinceye kadar uğraşırdık. Bu bizim için zor bir şeydi ama yapabiliyorduk. Daha sonra birisi periyot diye bir şey keşfediyor. Tuşuna basıyorsun. Camın altındaki sensörün üzerinde biriken suyun miktarı. Burada gördüğünüz gibi yağmur sensörünü de geliştireceğiz. Onu geliştirdikten sonra şeyler yapacaksınız. Bizim öğretmenler olarak size bakış açımız şu şekilde. Başka binlerce, milyonlarca çok güzel şey yapacaksınız. Bizim size eğitmekteki amacımız, yüzü yıkadığımız zaman gözümüzün kenarlarından akıp gidebilir. Ya da cep telefonu atıyorum. Şuradaki minicik delik benim görüntümü alıyor. Onu elektromanyetik dalga haline getiriyor. Ve ben bunu kullandığım sürece, hareket ettirdiğim sürece 30 yıl boyunca hiç durmadan çalışma garantisi var. Pil koyma yeri yok. O ses yeter ki o sarkacı hareket ettireyim. Onun gibi 100 tane, 1000 tane sarkacı bunun arka tarafını beslediğiniz zaman ve biz şu hareketi yaptığımızda ya da telefonu cebimize koyup yürüdüğümüz zaman kendi enerjisini üreten telefonlar geliştirebilirsiniz. Devam edin. Hocam saatiniz çok güzelmiş. Akşam maç yapan var mı? 5 yıllık hoca, 30 yıllık hoca, 17 yıllık hoca değişiyor. Aldık ve beraber çalıştık. Soru şu. Hocam, saatte 3 kilometre hızla gittiğin için bir tanesi simit satıyor mesela. Bunun çalışıcı tatlı çekmiştir diye. Böyle bir trafik var. Bu hiç sevgi değil. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de. Çok sağ olun. Selamlar. Selamlar, sevgiler kendisine. Teşekkür ederim. İnşallah öğrendiğiniz yeni kaldığınız için ne var? Çok sevgiler diyorum.